Tebrik ediyorum vallahi. Beklenmedik bir hareket diyorum. Amerika'nın bulamadığını biz bulduk. Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum. Ben bilene talip olabilirim şu yaşımda. Ben de deneyebilirim yani. Daha Amerika, hiç Japonya, teknolojik ülkeler bulamadı aşıyı. Ben Türkiye'nin bulacağına inanmıyorum. Ben de denek olarak kendimi aşı olmak için sıraya geçebilirim. Sıkıntı yok. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu. Aşının Erciyes Üniversitesi'nde yapılması planlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Erciyes Üniversitesi'nde yapılması Kayseri için iyi bir şey. Ama sürekli böyle haberler çıkıyor, bilmiyorum ne kadar doğru. Geçen de Gazi Üniversitesi'nde mi Hacettepe'de mi ne yapılıyordu galiba. Yani şehrimiz için iyi olabilir tanınması açısından ama olur umarım yani. Denenmeden bilemeyiz. Bu kadar. Gerçekten ben de Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum ve üniversitemizin koronavirüsle ilgili çalışmaları beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle destekliyorum. Bence Kayseri'nin gelişmesi, hastanenin daha donanımlı olması üzereyle iyi olur. Güzel olur. Çok sevindim bunun için. Umarım devamı olur. Gerçekten insanlığa faydalı bir aşı olur. Denek olur musunuz? Neden olmasın? Eğer aşı gerçekten Erciyes Üniversitesi'nde bulunduysa ne mutlu bize. Ama eğer yalan haberse de üzülürüz gerçekten. İnşallah bizde bulunmuştur. Çok güzel bir gelişme. Destekliyoruz, bekliyoruz yani herkes gibi. Bu kadar. Peki denek olur musunuz? Sanmıyorum. Olmam. Sonucunu görmek lazım. Yani sonuçları etkinliğine göre konuşmak lazım. Bilgim yok açıkçası. Evet. Ama en iyi bir şey tabii ki. Onun haricinde inşallah da başarılı olur. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşerilerime, tüm Türk halkına hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı olur. Aşının bir an önce çıkmasını tabii ki herkes istiyor. Biz de istiyoruz esnaf olarak. Eski günlerimize kavuşmak istiyoruz ya. Yani ben bu korona olayından tamamen bıktım. Ciddi derecede, anormal derecede yani bıktım. Herkes de benim gibidir, ben eminim. Şu maskeyle yanında dolaşmak gerçekten çok zor. Cenab-ı Allah kimseyi bir daha böyle bir intiham yapmasın. Herkesin hakkında hayırlısını diliyorum. Yani bunun Kayseri'de yapılması gayet güzel bir şey bence. Erciyes Üniversitesi'ne de başarılar diliyorum. Eğer gerçekten hani gerçekten düzgün bir aşıysa ve işe yarıyorsa bence güzel olmuş. Ama hani yan etkilerini falan bilemediğim için, henüz denenmediği için o konuda bir şey söyleyemem. Yani başka ne diyebilirim? Yani dener misiniz derseniz şahsen ben biraz korkarım, deneyemem yani. Çünkü başkaları üzerinde denenmediği için. Ama eğer deneniyorsa ve işe yarıyorsa neden yaptırmayayım? Çünkü çok yararlı bir şey olur. Hani koronavirüs açısından özellikle şu dönemde çoğu kişi de varken bence çok yararlı bir şey olur. Yani söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum başka ne ekleyebilirim. Eğer gerçek ve özellikle Erciyes Üniversitesi'nde bulunduysa ilimizde olduğuna göre daha da güzel. Türkiye'de bulunması çok daha da güzel bence. Vallahi doktorların televizyondan izlediğimi, doktorların söylediğine göre aşı hemen böyle bulunacak bir şey, yapılacak bir şey değilmiş. Onun için pek zannetmiyorum. Vallahi şehrimiz için, başta insanlık için güzel olur. Ama netice ne olur ona bakmak lazım. Ne kadar verimli olur onu bilmek lazım. Yoksa şu anda güzel. Dinlemek bile, duymak bile çok güzel. Türkiye için çok güzel olur. Keşke Erciyes Üniversitesi yapsa. Yani elin yabancıları yapacağına bizim insanımızın yapması daha iyi değil mi? İnşallah olur. Peki aşıda denek olur musunuz? Olurum. Olurum. Güzel bir başarı. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah olur diyorum. Vallahi bilmiyorum ne diyeyim kızım ya. Bir şey düşünemiyoruz. Olur inşallah. Olursa, varsa öyle bir şey. Güzel olur. Güzel bir şey. Yani Kayseri'de olması, üniversitede olması güzel bir şey tabii ki. Kayseriler adına sevinç verici bir durum yani. Aşı için denek olur musunuz? Düşünmüyorum. Olamam. İnşallah doğru olur. Yani pek emin değilim de. Ben inanmıyorum ya. İnanmıyorum yani. Bu aşının şu anda, bugünlerde işe yarayacağına, daha Amerika, hiç Japonya, teknolojik ülkeler bulamadı aşıyı. Ben Türkiye'nin bulacağına inanmıyorum. Burada üretildiyse burada yapılması daha mantıklı bir şey tabii ki. Burada denenmesi gerekiyor. Peki ilk yerli aşının Erciyes Üniversitesi'nde bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tebrik ediyorum vallahi. Beklenmedik bir hareket diyorum. Amerika'nın bulamadığını biz bulduk.
Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum. Onun dışında ülke gerçekten iyiye gidiyor. Bazen geliyorum, gerçekten ekonomi çok iyi şu an. Onun dışında şimdi buradan bir şey, bir ricada bulunmak istiyorum. 12. hafta Trabzonspor gelecek. Lütfen o maça kadar şu maçları seyircili oynatın. Yani korona aşısını da bulmuşuz. Ülkemle gurur duyuyorum. Hedef 2023. Ben bilene talip olabilirim şu yaşımda. Ben de deneyebilirim yani. Güzel bir şeydir kızım. Türkiye'mizde böyle şey olduğu için yabancı devletten geleceğine bizim ülkemizde üyesi daha güzel olur. Hayata geçirilirse bence insanlara vurularak denenme aşaması olabilir. Ben de denek olarak kendimi aşı olmak için sıraya geçebilirim. Sıkıntı yok. Yani sonuçta insanlık adına yapılacak güzel bir şey varsa hep beraber hareket etmemizde fayda var diye düşünüyorum.